Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Babu ma yekuluhu men du'ye ila ta'amin fetebi'ahu gayruhu. Yemeğe davet edilen bir kimsenin yanında başka bir kimse de o davete gelirse, ev sahibinin haberi yok. Burada ne demek lazım? Yani sizi birisi dedi ki, Latifçim, bu akşam seni yemeğe davet ediyorum dedi. Gelirken Latif Yarenoğlu yemeğe, yanına baktı ki Abdullah gelmiş Medine'den. Ne yapacak bu kimse? Ne diyecek? Ev sahibine, yemeğe davet eden kimseye ne diyecek? İşte bu adab, bu edep de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde var. Hadisi okuyalım. Hadiste diyor ki Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapıyor? Yemeğe davet ediyor. Khamise khamsetin. Kaç kişilik bir yemek bu? 5 kişilik yemek. Yani yemeği sınırlandırmış. İlim ehli diyor ki olabilir. Diyebilirsin ki ben bu akşam sizleri yemeğe davet ediyorum ama 3 kişi gelin. 4 kişi gelin, 5 kişi gelin. Bu adam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi 5 kişilik yaptığı yemeğe davet ediyor. Fetebi'ahum racul. Bu 5 kişinin ardına birisi daha takılıyor, geliyor. Yolda giderken de olabilir. Değil mi? Bugün başımıza çok gelen bir olay. Seni ailece birisi davet ediyor. O akşam senin evine de bir misafir gelmiş diyelim. Değil mi? Yahut sizi birisi çağırmış diyor ki ikiniz gelin yemek yiyelim. O gün de senin bir arkadaşın gelmiş yanına. Başlıyorsun sen. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Nasıl bu adamı bırakırız, tabiri caizse satarız? Yahut da nasıl bu adamı yanımızda taşırız, götürürüz, kabul ettiririz? Değil mi? Diyor ki, kapıya vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnne hâzâ tebi'anâ. Bu adam bizim peşimize takıldı, geldi. Bizimle beraber yani. Fe in şi'te en te'zene leh ve in şi'te raca'. Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, dilersen bu adama izin ver, bu bizimle gelen, kapıya kadar gelen bu adama dilersen izin ver, ne yapsın? Girsin bizimle yemek yesin. Dilersen de yani istemezsen bizimle yemeği ne yapacak? Kapıdan geri dönecek. Kapıdan geri dönecek. Kâle lâ. Adam ev sahibi diyor ki hayır. Âzenu lehu ya Resulallah. Ben diyor ona ne yapıyorum? İzin veriyorum. Bu hadis muttefakun aleyh hadislerden. Buradaki edep, adab nedir? Ev sahibinden izin almak. Bunda ayıp yok. Ev sahibine bak bizim yanımızda bir kardeşimiz daha var. Bu kardeşimiz bizimle beraber geldi. Dilersen gelsin yemek yesin. Dilersen de geri dönsün. Ev sahibi peki derse ya yok ben sizin ikiniz de özel olarak oturup yemek yiyip özel olarak konuşmak istiyordum. Onu istemiyorum. O geri dönsün derse bir problem olur mu? Bir beis olur mu? Olmaz. Yani İslami ahlaka göre, İslami edebe göre, sünnete göre o kapıdan döndürülen adam kalbinde ev sahibine karşı, yemeğin sahibine karşı hiçbir şey ne yapmaması lazım? Hissetmemesi lazım. Ya bu adam da niye beni kabul etmedi, onları kabul etti dememesi lazım. Ama bugün kalpler hastalıklı olduğu için maalesef, değil mi? Hemen kapıdan geri döndürülen adam ne yapabiliyor? Kalbinde o ev sahibine karşı, o yemek sahibine karşı bir şey hissedebiliyor. Bu edebi ahlakı da öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Yani olabilir ki ev sahibi iki kişi için hazırlık yapmıştır. Ve kendisini sıkıntıya sokmak istemiyordur. Yani bizler İslam'dan olmayan örf ve adetlerle ne yapmayalım? Kendimizi yük altına sokmayalım. Sahabeler diyor ki mesela misafir ağırlamakla alakalı. Bizler diyor misafire tekellüf etmekle, misafire böyle aşırı hazırlanmakla, hazırlanma konusunda nehyolunduk, yasaklandı bize.
Şimdi bugün bakın insanlara, misafir geleceği zaman ev ne oluyor? Havaya kalkıyor, iniyor. Yani normal bir temizlik değil, değil mi? Yani camlar siliniyor, halılar çıkartılıyor, yemekler, o evde o zamana kadar pişmemiş yemekler pişiriliyor, 8-10 çeşit. Adam iftara çağırıyor seni, bakıyorsun ki 4 çeşit sulu yemek yapmış. Ya sen normalde bunu bu evde yiyor musun? Hayır. Misafir ekram, hayır, bu tekellüf. Ve bu husus insanlar arasında artık ziyaretleşmeyi, insanların birbirini yemeğe davet etmesini de ne yaptı maalesef? Bitirdi. Niye? Çünkü artık eve misafir gelirse ne olacak? O yorulacak o kadın. Neden? Çünkü evine misafir olarak çağırdığı insanların evine gittiğinde daha önceden ne gördü? 4 çeşit sadece sulu yemek gördü. O da ne yapması lazım? En azından 4 çeşit yapması lazım. İşte bu gibi hususlar ne yaptı arkadaşlar? İnsanlar arasındaki ziyaretleşmeyi, Müslümanlar arasındaki ziyaretleşmeyi, ailece gidip gelmeyi de ne yaptı? Bitirdi. Bugün insanlar artık başka yerlerde buluşmaya çalışıyorlar, değil mi? Maalesef. İşte bu da güzel bir edep ve ahlak. Sana birisi takıldığı zaman, peşine geldiği zaman ev sahibini arayıp telefonla diyebilirsin ki kardeşim, bizi sen çağırdın 4 kişi, 5 kişi ama yanımızda kim var? Levent var. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? O da derse ki ediyorum, buyursun gelsin. Derse ki yok, hayır, ben sizi çağırdım. Orada Levent'e düşen ne arkadaşlar? Kalbinde hiçbir şey hissetmeden geri dönmesi. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.